Yani hani şeyler vardır ya, biraz önce anlatınca sen Şimdi bedenine ve aynı senin bu ayna testi gibi eli koyduk, baktık ki eli kendi, beyni kendi eli sandı, plastik eli. Çünkü beyin terk etmek istemiyor. Evet. Vücuda o kadar çok alıştı ki Alışmış o ki bravo. Onsa, korkak onsuz ve düşünemiyor. algılayamayan, gerçekleri algılayamayan ruh dolayısıyla orada kalmaya çalışıyor. Çünkü ruhun penceresi beyin haritan. Yani şöyle, senin aslında o bacak kesildiğinde beyin haritanda hala bacak görüldüğü için ruh onun üzerinden okumaya yapıyor. Dolayısıyla beyin haritanda o yavaş yavaş dönüştüğü zaman ortadan kalkacak çok yüksek ihtimalle. Ama onu çabucak kaldırmak için böyle bir aynayı kullanıyorlar. Anladın mı? Yani şöyle düşünün. Sizin potansiyeliniz sonsuz fakat filtrenin üzerinden okuyorsunuz. Yani beyne, yani arayüzün üzerinden okuyorsunuz. Şimdi tabii şu da var. Mesela diyelim ki biz ruh dediğimizde sadece bir şey anlıyoruz ama ruh birkaç şeydir. Aynen Yani öyle. mesela bunlardan bir tanesi canlılığı yapan şeydir. Fakat bu ruhun kemali beden ile yapmış olduğu eylemler ve egzersizler neticesinde oluşur. Dolayısıyla ruhu bir parça beden ile birlikte düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü onunla tadıyor. Mesela dokunduğu zaman el tadıyor. El üzerinden tadıyor. Yani normalde ruh bunu yapıyor. Zaman içerisinde kendini onunla özdeşleştiriyor. Evet. Gitmediği takdirde, ayrılmadığı takdirde bedenle birlikte aşağı doğru iner. Uçabildiği takdirde bedeni burada bırakır gider. Sonra bu beden yeniden yapılandığında onunla bir ilişkisini kurar. Yoksa beden ruh gerçekten bedende kalabilme ihtimalini düşünmek lazım. Tam emin değilim Sen bu şimdi noktada. bunları anlatınca biraz önce şizofreniden falan Evet. bahsettik ya. Ya şimdi yazılımlar devamlı update oluyor, güncelleştiriliyor Aynen, ya. evet. Şimdi elinizde eski bir makine var veya cep telefonu farz edelim. Yazılım güncelledi, makine şaşırmaya başladı. Aynen, benimki böyle. Ben şu Benimki de anda aynı böyle. durumda. Benimki böyle. Şimdi şunu söylemek Güncellemeler istiyorum. yapmamaya çalışıyorum. Benimki yapmıyor. Karıştırıyor yani. Şunu söylemek istiyorum. Taşıyamıyor. Makine çok iyi veyahut da tam tersi. Makine kötü fakat update yüksek. Bu sefer karıştırmaya mı başlıyor sistem? Taşıyamıyor. O zaman kilitleniyor makine. Aynen öyle. Mesela Bravo. Bir şeyim vardı. Beğendin mi örneği? Bravo. Çok güzel diyorsun. Muhteşem. Hakikaten Evet. ya. Eski bir şeyim vardı. Bilgisayar, masaüstü bilgisayar. Ben ona 2010 şeyi yükledim. Windows Perişan oldu. Yani vallahi tek yükledim. başına bir kağnıyı taşıyan bir öküz gibi çöktü. Evet. Yapamıyor işte, taşıyamıyor yani. Yani vücudun da hardware'in de software'e uygun olması lazım. Software'in de hardware'e uygun olması lazım. Yunus'un diyor bir ben vardır benden içeri dediği de senin bahsettiğin Evet. avatar bedenin içindeki bir benden Ha, içinde beden. olarak görmeyelim. Hani Evet. biz normalde bilgisayarın karşısına geçtiğimizde avatarı kullanırken aslında içinde değiliz. Ama hani demin anlattık ya, beyinde belli bölgeler var. Senin onun içinde olduğunu zannettirecek ki. Hani Allah'tan koptuğunu, bu dünyanın gerçek olduğunu ve bunun içinde kendini en yüksek versiyonuna taşıman için. Aynen öyledir. Fakat içinde gibi düşünmemek lazım. Deminki hani kadın taktığında, kendi hologramını gördüğünde hani içine geçmiyor onun. Ama onun bir yansımasıyla, aslında ekrandaki bir yansımasıyla bilinç olarak iç içe geçiyor. Simülasyonu hack edebilir miyiz? Şöyle Şimdi hani yazmıştı ya Evet. şunu, bu aslında şu anda en çok, simülasyon dediğim bak bir şey söyleyelim. Bir genç, bir adam veyahut da birisi diyor ki ya ben artık sıkıldım bu dünyadan. Çok olacak bundan sonra. Dikkat edin diyorum herkese. Diyor ki ben bu yazılımı durdurmak istiyorum. İntihar İntihar. etti. Durdurdu mu? Durdurur. Tamam. Kendi Kendisiyle için. ilgili yazılı tümünü durdurdu. Doğru mu? Doğru. Peki birisi insanlığı kaldırırsa tüm yazılım durur mu? Bu bir sofistik sorudur. Daha önce de sorulmuştur. Allah kendisinden büyük bir taş, yani şey yaratabilir mi diye. Yani bu insanlık aklının düşünebileceği bir şeydir. Düşünebilir. Hakkı da var. Daha önce dediğin içeride sormuştum. Şimdi Yok yok sorayım. yok, bu değil. Evet. Daha önceki şeylerde Evet. filozofların tartıştığı bir meseledir bu. Yani Allah kendinden daha büyük bir şey yaratabilir mi? Ya böyle bir soru sorur, insan aklı sorar bunu. Ama bu sorulacak bir soru değil yani. Ben onu sormadım. Ben dedim ki yani sistemi durdurmak istiyor adam. Mesela şimdi sen dedin ki evet, sen dedin evet.
Dedi kişinin ki, kendi için. Kişinin kendi dedin. Evet. Bir şekilde canına kıydı, intihar etti. Bundan sonra çok göreceğiz. Çünkü niye? Cinnetleri yaşıyoruz şu anda. Cinnet aynen dönemi öyle. Diye tamam. Bir dönem geldi. Aynen. Bu da bir yazılımın kendi parçası. Evet. Çünkü niye? Yani iblisi yöntem bu şekilde bu sistemi çözmeye çalışıyor. Yani bunu istersen bence biraz bunu önce, insan yapacak yine. İşte insandan bahsediyorum. Yapabilir yani insan. Yani şunu söylemek şimdi bakın, istiyorum. Bakın şey iblisin ama itirazı. Ama değişmeden olmadı. Nasıl değişmeden olmadı? Biraz önce sen söyledin. Hani onun için hani kendine ters mi düştün diye hayır, de yok, soru yok. Sorayım. Domuz kılı yedi, ekmeğin içine karıştırdı bir şey. Yani ilkin evet. Düşünme şekli ve fizyolojisini değiştirmem lazım. Ya, fizyoloji tamam. Değişince değişir. Düşünme şekli de değişmeye tamam. Başladı. Niye? Basit bir şey vardır ya 40 gün et yiyen kalbi kararır. Evet, örnek. Evet, bu evet. Çok önemli bir kelime evet. Aslında. Çok üzerinde evet. Durmak gerekir. Aslında orada et konu ettir ama aslında başka bir felsefi bir boyutu anlatır. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Adam dedi ki ben bu sistemi durdurmak istiyorum bana ait olanı. Yapabilir. Tamam. İnsan yapar ama bunu. İnsan karar İblis verecek. Değil. Çünkü mesela yok zaten etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku dima. Kan dökecek, ifsat çıkaracak, bozacağı mı oraya gönderiyorsun? Allah buna itiraz etmedi. Yani insan hayır bozmayacak demedi. İnsana bozabilme kabiliyeti vererek gönderdi. Bu evreni bozacaksan sen bozacaksın dedi. Mesela şeyin göğün ölçülerini koyduğunda, atmosferin ölçülerini hı hı. Koyduğunda Cenab-ı Hak diyor ki وَرَفَعَ السَّمَاءُ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانَ sakın ölçüyü bozma ey insan. Bozduğun zaman bozarsın diyor. اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانَ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ benim koyduğum ölçülere birebir uy. Uymadığın takdirde sen bu evreni yırtarsın. Bu uzayı yırtarsın. Ve yırttığın zaman وَاِذَنْ شَقَّتِ سَبَاهُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانَ o zaman senin üstünde gök gül gibi kızarır. Yani yanmaya başlarsın diyor. Deniz yanacak. Nasıl yanacak? Deniz yanma kabiliyeti yok mudur? Su dediğin oksijen ve hidrojendir. Öyle değil mi? O deniz değil değil mi? evet. Yani denizin yanması mümkün değil mi? Havanın tutuşması mümkün değil mi? Tabii ki. Bunların hepsi kurallar içerisindedir. Ama insan bütün bunları yapabilir. Mesela Hazreti İbrahim'e karşısındaki diyor ki Hazreti İbrahim benim Rabbim yaratır dediği zaman o dedi ki ben de yaratırım. Sonra Hazreti İbrahim öldürür dedi. Ben de öldürürüm dedi. Sonra dedi ki hadi dedi sen sen tanrıysan Allah güneşi doğudan getiriyor sen batıdan getir dedi. Febuhitellezi kefer. Febuhite düşünmeye başladı. Bugün onu buldu. Siz dünyanın dönüş dengesi dönüş bozduğunuzda ki bu çok basit artık anlaşıldı yani şeyi resesyondan evet. Yani evet. Neticede dünyanın içindeki o şey döngüsü, çekirdek döngüsünü bozma kabiliyetimiz oluştu. Siz bunu bozduğunuzda güneş batıdan doğacak. Bitti. Güneş batıdan... Veya dünyanın tam tersi bu gece evet. Gündüz gibi kendi yani içindeki dolayısıyla bir denge. De Cenab-ı Hak insana içinde bulunduğu balonu patlatma şeyi verdi, kabiliyeti verdi. İşte dinler, peygamberler peki, sürekli şimdi. Bunu patlatmaması için... Bunu daha uzun sürmesi için uğraştılar. Hazreti Muhammed'e yani salat ve selam. Aslında bu olay Nuh tarafından tabii dünyanın sularla kaplanmasıyla birlikte Nuh da bir şekilde ailesiyle birlikte yani yok tabii, olabilirdi. Hazreti Nuh hem bir peygamberdir bizim çağımıza aittir hem de bizden önceki bir Adem'in evet. Son anlatımıdır. Yani kaç kere bu evren oldu bu dünya kaç dünya geldi geçti. Bediüzzaman 7 dünyadan bahsediyor. Hmm. Yani 7 kere dünya dediğimiz küreleri kullandık ve attık. Bu Adem her seferinde yanlış yaptı. Her seferinde iblise uydu. Birlikte yeniden uyacak. Birlikte ayvayı yediler, o elmayı yediler, attığa gittiler. Yeniden uyacak. Yani yine ayetle sabit hani çoğu inanmayacak. Dolayısıyla çoğu uyacak. Yani şimdi neyle gelecek? Suyla gelmişti. Çağların başka şeyleri var değişiktir. Bence bu sefer ateşle gelir. Evet. Ateşle evet. Derken süper bir volkandan mı bahsediyoruz? Yoksa bir göktaşından mı bahsediyoruz? Valla bu sefer göktaşı, yani göğün yanmasından bahsediyor. Evet. Göğün yanması. Gökteki var olan mesela
Oksijeni siz tutuşursanız veya hidrojen ile oksijeni tutuşturamaz mısınız? Ki buna vurgu yapılıyor yani. Evet. Ve izen şakkati sabah ve izen şakkati sema'u fekânet vardatan keddihan dedi. Varda bir gül demektir. Yaprak yaprak çözecek ama aynı zamanda bir ateştir. Mesela göktekinin size nuhas, erikler atmayacaklarını güvende misin? Şimdi herkes Elon Musk'ın oraya baskın şey göndermesine ses çıkartmıyor. Orada bir kişiden bahsediyor Allah. Rahman şey suresi Tebareke suresi, ne Mülk suresi. Mülk suresi beşeriyetin anlatılır. Beşeriyet tarihinin, beşer tarihinin bir anlatımıdır. O beşerin tarihi içerisinde gökten birinin dünyayı yakmak ve dünya ateş topları atmak sınavını yaşayacağını Kur'an bize haber veriyor. Biz hep şunu bekliyoruz. Allah, melekler. Ama o men'den bahsediyor. Yani bu İngilizce'deki the değil. O adam demek. Bir adamdan bahsediyor. Arapça'da men. Ve tekilden bahsediyor. O adamın size gökten ateş topları atmayacağından güvende misiniz? Şimdi biz göndeririz o adama. Gidecek veya yerde olacak. Oradan ateş topları atacaksın. Bununla da karşılaşacaksın yani. Bu hikayenin, insan hikayesi kendisinin intiharı olacaktır. Evet, ne diyorsun? %100. Ne diyeyim yani? Şimdi bizimkisi bu soruyu sana da sorayım. Tamam. Yani insan bir şekilde hackle, bireysel olarak sistemi hackleyeceğim dedi. Hı-hı. Bireysel olarak intihar etti. Hacklemiş mi oluyor? Yani öyle bakılabilir. Evet, hackledi. Hani cezasını da çekecek yani. Cezasını çekecek ama sonuç itibariyle bu da yani sistemin bilgisi dahilinde olan bir şey. Şimdi iki tür cezalandırma var. Bir, yeniden sisteme sokulmaması out ediliyor. Buna idam ebedi diyebiliriz. Yani hı-hı, yok ediliyor. Sen oynadın. Oyuncak kendisini bozdu. Çöpe attı, gitti. Bir kısmı da idam şey hapsi münferit diyor. Uzun bir müddet bilincinin içinde kapatıyor insanı. Aynı şekilde kendi değil mi? Son içinde. Yok ya, bir an içinde. Mesela o suçu işlettiğin anın içinde. Çünkü o dehşet sürekli bir şey ki sen kendini yok ediyorsun. O bilincin içerisinde seni hapsediyor. İkinci bir mesele var. Gidersin cehennemde biraz yanarsın. Bu ne demektir? Yani bir sonraki evrede senin avatarına veya bilincine veya varlığına zarar verecek, onda bulunması sıkıntı olacak maddelerden kurtulması için biraz orada yontulacaksın. Oraya layık. Ben şöyle diyeyim, anlayacak şekilde. Cennete mani bir hal. Cennet hayatında sana mani olacak bir takım tarafların, yöntemler, yerlerin varsa onlar temizlenecek. İşlemden geçireceksin. Saf bir hale geleceksin. Öyle diyeyim. Yani insan arındırılacaksın. Bu cehennem. Evet. İşte bu cehennemdir. Cehennemi böyle görmek lazım. Cehennem kurtarılabilir malzemenin kurtarılması için Cenab-ı Hakk'ın merhamet etmesidir. Zaten ihlas, saflaşma. Evet. Yani şimdi demin konuştuk yani Müslüman başka bir arketipi anlatıyor, mümin başka bir arketipi anlatıyor, Muhsin başka bir arketipi anlatıyor. Yani Muhsinler için korku yok diyor. Evet. Müslüman için korku yok demiyor. Tabii çünkü ki o avatar olduğunun farkında değil ama Muhsin müminler için bile bir mendi, bir kısmı diyor. Bir yani kısmı diyor. Ya Allah o kadar mesela diyor ki işte meleklere işte şey yaptılar diyor. Meleğe işte Mikail'e şeye düşmanlık ettiler diyor. Cebrail'e. Düşmanlık ediyorlar diyor. Allah da kafirin düşmanıdır. Allah da onların düşmanıdır demiyor. Yani her meleğe, Cebrail'e, Mikail'e düşman olan aynı zamanda kafir değildir. Çünkü kafir gerçekliğin üstünü örtendir. Dolayısıyla diyor ki Allah da kafire diyor. İşin hakikatini üstünü örtenin üzerine düşmandır diyor. Allah meleği sevmeyene veya meleğe düşman olan Allah da düşmandır demiyor. Veya işte şu günahları yapanların bir kısmını cehenneme atacağım diyor. Hepsini demiyor yani. Çünkü onların içinde de yapılış gerekçeleri farklı olan, yani o fiili işlemesinde farklı argümanlar olan insanlar vardır. Allah mutlak adildir ve merhamet sahibidir. Sky demiş ki, kral abi simülasyon evrendeyse üst akıl bu işin neresinde? Bu sistem, İblis. Bu sistem bizim şu anda konuştuğumuz sistem. Şöyle bakalım, Mehmet Ali Bulut ve Deniz'in kendi referansıyla birlikte anlattıkları, hı hı, bir yapı. Üst akıl bu referansın hiçbirine bakmıyor, kendi referansı var. Kardeş. Doğrudur, bak şimdi. Bak şimdi ama bir şey doğrudur biz veya yanlıştır. Biz bir oyundan bahsettik. Ben ta baştan dedim ki, İblis bu oyunun içine Allah tarafından sokuldu. Kesinlikle. Adem'in hikayesidir. Bu üst akıl İblise hizmet eden insanlar çetesidir. Bu kadar.
Çünkü ona dedi ki Allah. İşte kendi referansından. Ya kendi referansı. İblisin referansından mı anlattın? İblisin kendi referansı yok. Şimdi, İblisin referansı yine Allah'ın takdir ettiği bir. Hayır, o anlamda söylemedim. Şimdi sonuç olarak senin kendi İnanın referansın bir iman üzerine kurulu. Evet. Doğru mu? Evet. Yani ben şöyle diyorum. Bu bir oyundur. Cenab-ı Hakk'ın yarattı. İblisle Adem aynı kavganın iki tarafı oldu. Evet. Tamam, bu kadar. Yok. Şimdi yine şunu söylemek lazım. Referans noktalarıdır bunlar. Yani tamam. Adam seni yok saydığı zaman. Evet. Sen öyle bir referans noktası değilsin. Kim beni yok sayıyor? Herhangi bir sistemde. İblis beni yok sayamaz. Sen, hayır öyle yok saymaktan şöyle hocam. Bahsediyoruz. Yani bu adam yalnızca bunları düşünebilir. Veyahut da bu sistemin senin için doğru olan bir başkası için doğru kafası olması. Kafası bulanan iblis değildir. Kafası bulanık olan insandır. İnsandır, tamam. Tamam. Onun kafasını bulandırır iblis. Yani bu evrenin içerisinde iblisin dokunabilme, itebilme, vurabilme hakkı yoktur. Hocam ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela Matrix'te evrenin ulu mimarı diye bir şey var. Şimdi şeytan normalde zaten hani şöyle bir sıkıntı var. Hı. Mesela işte 33 rakamı. Yani namazdan sonra 33 kere subhanallah çekiyorsun, elhamdülillah çekiyorsun. Bakıyorsun başka bir taraf tarafından da 33 kullanılıyor. Evet. Şimdi sonuçta bizim iblis yani, veya şeytan dediğimiz bu konsept yapı zaten temelde, bu konseptin içinde var. Zaten bu konsept, bu yapı Allah'ın ilmini kullanarak evet. kişiyi yoldan çıkarmıyor. Sadece şöyle yapıyor. Siz 33'ü bunun için kullanıyorsunuz, o tutuyor bunun için. Dolayısıyla ne için kullanıldığına göre, çünkü kendine ait bir ilmi falan yok. Bu simülasyon içinde, yani arkadaşımızın sorduğu soruya ben mesela kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Simülasyon içinde zaten iblisin görevi, eblese, en Sky önemli görevi. Evet, Sky. Evet. Eblese, en önemli görevi şu. Elbise. Yani evet. benim kendimi evet. avatarım zannettirmek üzere. Mesela nedir? İşte kadınlar için başka bir alışveriş şeyi, insanlar için şu daha çok, daha fazlasını isteyin, daha fazlasını alın. Hani seni benlik bilincine sokan şeyleri yapıyor ve senin avatarına, elbiseye, ikiliğe düşmeni sebep olan bir tür anlayış sistemi var. Bu hani üst akıl bunu kullanıyor. Demin dediğiniz hani reklamcı olduğunuz için neuromarketing diye bir şey var. Neuromarketing diye bir şey var. Çok basit bir şey söyleyeyim. Başka nasıl hacklersiniz insanı? Hani şöyle eklersiniz. Mesela insan beyni bir tatlıyı beyaz bir tabakta yerse o tatlıyı olduğundan daha tatlı hissediyor. İşte bu bir hackleme metodudur. Yani sen aynı tatlıyı siyah tabakta verirsen beyaz tabaktakinden daha az tatlı geliyor kişiye. İnsanın bilinçaltında o kadar değişik. Mesela bir insanı gördüğünde ilk 33 milisaniye içinde kişiyle ilgili bütün aslında görüntü, bütün fikrini oluşturuyorsun. Onun için kimse ben ön yargısızım falan diyemez. Çünkü normalde bütün atalardan gelen, Hazreti Adem Havva'dan gelen bütün bilgi sana diyor ki elmacık kemikleri çıkık, işte kısa tip, piknik tip, bu işte hırsızlığa meyli olabilir, şudur budur. Ondan sonra sen diyorsun ki ben çok tarafsız olarak karar verdim, ben seninle ilgili böyle düşünüyorum. Yani bir insanın beyninin nasıl çalıştığını bilirseniz çok basit bir şey, yine yapılan araştırmalar var, oy verecek. Adam liberal, öbürü muhafazakar. Liberalin önüne oy vereceği yer belli. Bir tane şu yoğun bakımlarda hani bu Covid sürecinde de kullandık ya. Şu elimizi şey yaptığımız. Dezenfekte. Bunu koyduğunuz zaman bilinçaltı diyor ki hayvani bilinç. Çünkü senin ruhunun hani nefsinin tekamülü için o sana seni hayatta tutmak istiyor. Sen şu an tehlikedesin diyor. Tehlikedesin diyor ve senin o liberal bakış açını muhafazakara çeviriyor. O kadar ilginç ki yani yüzündeki kontrastlara göre kişiyle ilgili bütün fikrin değişiyor. O yüzden ya o kadar çok mesela parazitlerine göre iştahın farklı şeyler istiyor. Kimisi parazitleri yüzünden hamur işi çok seviyor, farkında değil, ben seçtim. Yine yapılan araştırma var. Kıvırcık makarnayı sevenlerin bakıyorlar, ailelerinde en sevdiği insanlar kıvırcık saçlı mesela. Ya böyle çok acayip şeyler var. Dolayısıyla insanın zaten yani beynini hacklemek çok kolay bir şey. Evet, evet, evet. Yani insanı sen istediğin gibi manipüle edebilirsin. Onun hacklenmesi aslında insan lehinedir de aynı zamanda. Yani beynin kandırılması insan lehinedir. İrade nerede? İrade aşağıda. Ben bak iradeyle ilgili hep susuyorum. Yani bak şimdi şöyle diyorsunuz. Sen diyorsun ki sen sustum dedin, şimdi geri aldım senden. Diyorsun ki yani işte bir yani var olan diyelim ki üst akıl veyahut da bir şekilde bir akıl insanları, kişileri veya toplumları bir şekilde ne yapmaları gerektiğini söyler ve insanlar aynı bir koyun gibi sanki yapmıyorum diye düşünseler de
biraz önce gözlük meselesinde anlattığımız gibi bu şekilde yürümeye devam eder. Peki kimi kontrol edemez? Şimdi iradeyi nereye koyacağız? Tamam. Yani şimdi ben bir şekilde yaptıklarımdan sorgulanacak isem. Evet. Ya ben beynime söz geçiremedim, anlayamadım diyebilir. Diyecek zaten. Niye? Diyecek biraz zaten. Biraz önce anladım, ben bunu bilmiyorum. Bir dakika, tabağı siyah getirmeyin falan mı diyeceğim yani? Bak şimdi baba. Şimdi bak şimdi. Güzel. İbrahim suresi 22. ayet. Ve kale şeytanu. Lemma kudiyel emru. İş olup bittikten sonra şeytan insanlar toplandı. Der ki diyor. İnnallâhu va'adukum va'adal hakki. Allah size gerçeği söylemişti. Ben sizi kandırdım. Ve va'adtu ve ahlaftum. Ve fe'ahlaftukum. Ben şey yapıyorum. Sözümden geçtim. Yani size verdiğim vaat yalandı. Ne yapacaksınız? Siz bizi kınamayın diyor. Siz sizi kınayın. Ben sizin elinizden tutup çektim mi? Ben sadece size bir zihninize bir şey attım diyor. Şunu yapın, bunu yapın dedim diyor. Siz kendiniz yaptınız bunu diyor. Yani iblisin bu evren içinde bir şey yapma kabiliyeti yok. Yok olduğu için de kendi vahyi ile, çünkü Allah iblis de onlara vahy edecek, kendi vahyi ile adamın adamlarını alıyor, Adem'in adamlarını alıyor, Adem'e karşı kullanıyor. İblis sisteminin diyorsun, yani o sistemin gelen ve insansı olan diyelim artık. İblis bunlara, bu evrenin içine bir kışkırtıcı, oyalayıcı, boyalayıcı diye sokuldu ta ezelde. Canım bak, o yüzden bu iblisin yani Allah'ın şeyine muhalefet etme şeyi yok. Cenab-ı Hak onu buraya zorladı. Adem'in düşmanı olsun diye zorlandı. Çünkü diye diyor bima ağveyteni. Yani bu filmde kötü olan rolünü bana verdiğinin hakkı için ben de vazifemi iyice yapacağım diyor. Ne yaptı? Bizden bir yığın insanı çekti yanına. Bunlardan bir örgüt var etti. Onlar üzerinden Adem'i vurdu. Yoksa iblis bir şey yaptı, iblisin bir şey yaptığı yok. Yani bu üst akıl müst akıl dediğimizde yine insan iradesini, gücünü, insan aklını ve kapasitesini kullanan bir yapıdır. Evet. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli. Sizin sorunuzla ilgili. Şimdi özgür irade, kişi avatar olduğunu fark etmedikçe, hakikatini bilmedikçe ve bu alışkanlıklarını kırmak, hani bu adet kırmak deniliyor buna tasavvufta. Yani nedir işte mesela oruç niye veriliyor? Oruç niye veriliyor? Çünkü adetleri bozmak. Yani senin bedeninin alışkanlıkları var. Nedir? İşte ben bunu yemezsem duramam, ben onu içmezsem duramam, ben şunu giymezsem duramam vesaire gibi. Sana oruç sadece hani yemek içmekle ilgili bir şey değil. Ve bu tür belli saatlerde yapılan ibadetler ve bütün bu sistem sana şunu söylüyor. Alışkanlığını kırmazsan kendini avatarın zannetmeye devam edeceksin. O zaman da seni yönetmek çok kolay. Ama sana diyor ki, bak mesela sen diyor aç kaldığında, çok basit bir şey söylüyorum, parazitlerin bile ölüyor senin. Bir süre aç kal, seni yöneten, ya istediğin şeyi ben artık istemiyorum diyorsun. Yani o kadar ilginç bir şekilde sisteminde seni hackleyen, avatar üzerinden hackleyen şeyler var ya, avatarı kontrol altına alırsan, onu hani Bakara suresinde savm kelimesi kullanıyor, bir atı, bir atı çölde savaşa hazırlamak demek o. Oradaki kullanılan, oruç kelimesi için kullanılan şey. Yani senin bu beden hayvanının bütün o bunu istiyorum, bunu istiyorumlarına hayır, kontrol altına aldıktan sonra sendeki ilahi hakikat açığa çıkıyor. Tabii zaten o zaman iblis zerre kadar seni, yani işte, iblisin gönderdiği sinyaller sende etki yapmıyor. Evet, bak peki Deniz Çakmur kardeşimiz demiş ki, şimdi anladık, simülasyon evren var. Peki bunu hack etmenin başka bir yolu daha var mı? İşte zaten yani olumlu anladım. Yani büyü bu işin neresindedir? Yani Black Magic'den bahsediyor. Muhteşem değil mi hocam? Hemen onu Musa'nın asası üzerinden konuşalım mı? Yani çok cins bir grup izliyor bizi. Harika. Ha, bu kayıt dışı izleyicisi. Onun için böyle hiçbir televizyondaki izleyici gibi olmuyor. Valla biz hiç kaçınmıyoruz abi. Evet hocam, bunu bence Musa'nın asası üzerinden anlatalım mı? Şimdi simülatif bir alemdesin. Hani demin dedik ya. Yani bir sembol görüyorlar. İşte bu şeytanın sembolü. Yahu şeytan zaten Allah'ın ilminden başka bir şey kullanmıyor. Sadece yani ayeti bile sen başka bir niyetle kullanırsan işte büyü haline getirebilirsin. Temelde simülatif bu alemde sihir dediğimiz, yani bu büyü dediğimiz, Musa, Firavunlar ve hatta işte asası üzerine anlatılan kayıtta var.
Şimdi diyor ki nörobilimde, çok basit bir örnek veriyorum. Kişinin gördüğü oran, şu benim kolumu uzattığımda, bütün bu gerçeklik alanı var ya benim, bu şimdi böyle görüyorum, evet, bütün herkesi görüyorum. Benim gördüğüm alan bu kadar, bunun gerisini şu anda beynim dekore ediyor. Tamam mı? Benim burada olduğumu zannettirmek için. Gerisi tamamen dekorasyon. Dolayısıyla böyle bir alanda senin bir insana hani sihirle onun odaklandığı yeri değiştirerek, mesela ben sihirbazlar üzerinde çalıştım, merak ettim bu adamlar nasıl yapıyor bu işi. Yaptıkları tek şey ne biliyor musunuz? Odaklandığınız alanı değiştirmek. Yani siz buraya odaklıyken buradan birdenbire sihirbaz pat diye bir şey patlattığında beyin kayıtsız kalamıyor. Beyin duyduğu her sesi 2 saniyesini kaydeder. Mesela Alfred Hitchcock sihirbaz, adam ne kullanıyor? Şimdi kapı açılıyor, gıcırt diye bir kapı. Birdenbire bebek ağlaması. Senin atalarından gelen bir kayıt var. Hiçbir zaman bebek ağlamasında hiçbir insan kayıtsız kalamaz. Senin odak noktanı alıyor, buraya taşıyor ve orada yapması gerekeni yapıyor. Dolayısıyla sihir dediğimiz şey, illüzyon dediğimiz şey, zaten illüzyon olan bir alemde, zaten gerçekliğini beyninin dekore ettiği bir alemde, nereye odaklandığına göre çok rahat değiştirilebilecek bir şey. Tamam. Ama herkesi de yapamazlar. Büyü herkese tutmaz. Niye? Yani Cenab-ı Hak diyor ki benim iznim olmadan olmaz. Ben izin veririm diyor. Evet. Niye sana izin verir? Allah diyor. Çünkü Allah kainatın içinde geçerli bütün kanunların müşterekatıdır. Bu evrende geçerli. Bu cümle çok önemli mesela. İlahi kanunların müşterek adıdır. Ona Allah deriz. Mesela bir şey var mesela. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Vel melaikatu ve ulul ilmi kaimen bil kist. O da diyor ki Allah, melekler ve bilim sahibi insanlar şahittir ki o tektir. Evet. Yani Allah da onların için, bu evrenin içindeki kanunlar. İlahi esmanın, evrende tecelli eden ilahi isimlerinin bütününün teşkil ettiği külli mana. Allah Celle Celaluhu. Bu çok önemli. Bunu devam edelim hocam. Çünkü bunun devamını söylemek tamam, lazım. Tamam işte bunun devamında biraz daha gidersek biz de putperest. Şimdi o zaman. Dolayısıyla da Allah, melekler ve bilim sahibi insanlar şahittirler ki o tektir. Evet. O tektir. Şimdi burada bizimkiler diyor ki Allah şahittir ki Allah tektir. Evet. Allah kendi tekliğinin şahidi olmaz. Azametli kudret. Tabi biz ona Celle Celaluhu, Allah'ın yani mutlak kudret sahibi, o olan tanım konamana, isim konamayan varlığı tektir esasında. Yani programın sistemin programlayıcısı. Bu sistemin programlayıcısı program yaparken, mesela bilgisayarlarda command.com ve cs.com diye iki şey vardır. Cs.com sistem komutları, bir de command.com vardır. Sistem komutu mesela bu masa ovaldir. Bu oval masanın üstünde ovallık esas alınarak hareket edilir. Öyle değil mi? Hı hı. Buna ses komutu denir. He? Evet. İşte buna sistem komutu denir. Ve bunun üstünde, bunu Cenab-ı Hak mesela alemlerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi, bu alemi oval bir sistem olarak yarattı. Bunun üstüne koymuş olduğu command komların tamamını bir varlık yaparsak bu da bu alemin Rabbidir. Şimdi, bir daha evet, şurasını eklemek istiyorum. Şey var. Musa'nın, evet, Musa'nın Firavun'un sihirbazlarıyla, hatta 80 bin sihirbaz olduğunu söyler İbn Arabi Hazretleri, buluşmasında hani asa atıldığında, yılana dönüştüğünde, işte aslında yine kainatın senin algılarını oynayarak, hani simülatif yönünü kullanılarak o asanın sana yılan gibi görünmesini sağladığını gösteriyor Kur'an. Yani zaten illüzyonda olduğunu ve bak sonra diyor ama ki... Ama Hazreti Musa korkuyor. Evet, korkuyor. Bu korkuyor ki evet. Musa illüzyonda değil. Evet, değil. O yüzden zaten sihirbazlarda evet. O zaman Musa'nın Rabbine kulluk ettik diyorlar. Çünkü Musa'nın korkmasından işin matematiğini evet. değil, evet. işin ötesinde bir şeyden dolayı onların yılana döndüğünü yani, fark ediyor. Hazreti Musa'nın korktuğunu görünce bu bizden değildir, bu sihirbaz değildir. Sihirbazlık yapmadığını yapmadım. Fark ediyor ve Musa'nın Firavun'un sihirbazları bugünün internetçiler. Bugünün ne diyorsun? Yüksek akıl üst akıl dediğiniz evet, insanların algı açıklarını bilerek onları bir yere odaklayabilen,
Onlara olan bir şeyi var, olmayan bir şeyi var, olan bir şeyi yok gösteriyor. O zaman yani biz Hazreti Musa gibi davransak çok iyi olmaz mı? Zaten onlar bize yani bunu gösteriyor. Hayır, korkalım ama biz kendi yılanımızı yine ortaya koymamız lazım. Doğru değil mi üstad? Ve biz şuna, ve biz bir de beğendim bunu. Evet. Yani şunu mücadelesindeyim. Ya bakın. Ben bunun mücadelesindeyim. Ben diyorum ki ben İblis gilleri yeneceğim. Deccal'ı yeneceğim. Deccal dediğim işte o komita. Ben söylüyorum yani bunu. Sen üst akıl diyorsun, şeytan akıl diyorsun. Ve buna eskiden Resulullah Deccal demiş. Hı hı. Deccal ne? Seni kendi dininden vazgeçirecek kadar, kendiliğinden vazgeçeceğin kadar cazip, akıllı bir varlık. Dijital. Dijital. Şimdi yine yeni bir soru bak. Süper program demiş Mesut Gider. Tanyel'le bakıyorum toplam birkaç kişinin mevcut simülasyon yani da yaşadığımız yapı ya siz fark etmeden hack edilmiş olabilir mi? bu soru çok konuşuluyor fizikçiler arasında da hocam. Evet, biz fark etmeden mi? Yani bilmiyoruz belki de hack edilmiş. Biz de bu sen de hack edilmiş olabilir misin? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hayır mı diyorsun yani? Ya bakın. Ben hack edilemem filan. Yok ben demem. Şöyle. Biz hack edilmemek için bayağı çaba harcıyoruz. Çaba harcıyoruz. Yoksa veya herkes hack ediliyor. Çaba harcadığımız sanıyoruz. Belki de hack edildik. Bizim de hackimizin yazılımı bu çabayı harcamak üzere kurulmuş olabilir. Onun sonu yok öyle bakarsak. Şimdi bak, şimdi her insan hack edilebilir ki zaten şu anda yapılan çaba hacklemektir. İnsanı hacklemektir. Yani birisi çıkıp diyor ki ya ne derdi var ki insanı hackleyecekler diye. Öyle soruyor. Evet. Bugün birisi bana öyle sordu ya arkadaşımız. Ya kardeşim yani bu insanların ne derdi var ki insanı hackleyecekler? Seni ilgilendirmiyor bu mesele. Sen oturduğun yerde yani. Hacklendiğinde hacklenmediğinde farkında değilsin. Peki dedim iblis Adem'i cennetten kovdu deniliyor. Nasıl bir şey bu? İşte o bir zamanlar bir yerlerde kovmuş. Dedim Kur'an bir masal anlatmıyor ki. Bir vukuatı anlatıyor. Şu anda da iblis seni beni hackliyor. Hackliyor ve insaniyetten, ademiyetten çıkartıyor. Sen Adem'den çıktığın zaman, ademiyetten çıkındığı zaman bu küre altından alınır. Çünkü itirazlara rağmen Allah bu küreyi Adem Efendi sana verdi. Ama sen ademiyetini kaybettiğin zaman bu küre altından alınır. Bunun adı da dünyanın kıyametidir. Hacklenmek bal gibi var ve çoğumuz hacklendiğimiz zaman da zaten Allah ipi çekecektir. Çünkü Adem'i bilir. Adem'i şu anda Cenab-ı Hakk'ı yani Allah'ı Tanrı'yı şey diyorlar. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Evet, zorlayabilirsin. Şimdi şöyle. Bir şey söyleyeceğim abi. Söylemeden çok rüyalarla ilgili çok soru geliyor. O konu şimdi çok ufak bir reklam arasına gidiyoruz. Onun için girme dedim. Ne zaman bitecek bu? Ondan sonra çok erken kalacağım. Ben erken göndersen. Sabah program dedim sen hemen. Tamam ama kardeş ben saat 4'te kalkıp gideceğim Denizli'ye. Denizli'ye tamam. Gidecek. Siz beni bak beni gönderin tamam. O zaman. Hocam. Tabii Denizli'de baş başa harika konuklar, harika bir program. 20 yıllık bir programcı olarak ilk defa bu gece beynim yandığını hissettim şükürler demiş. Olsun. Semiha Sağlam. Efendim hemen teşekkür reklama ediyoruz. Gidiyoruz dönüyoruz efendim. Evet Mehmet Ali Bulut ve Deniz Erten'le efendim gizemli sorulara cevaplar arıyoruz hep birlikte. Bol bol yazıyorsunuz. Sizin sorularınıza cevaplar vermeye çalışıyoruz. Ve yetişmeye de çalışıyorum. İki taraftan kontrol ediyorum. Hem YouTube'dan hem de tweetlerden bakıyorum. Efendim şimdi tabii çok soru geldi bu rüyalarla ilgili. Bilinçaltımız ve rüyalar, bilinçaltımızın asıl kaynağı nedir? Rüyalar hani kim oluşturuyor? Biraz önce biraz Mehmet Ali Bulut bahsetti ama rüyalardan. Rüyaların arketipleri nelerdir? İstersen Deniz biraz gir. Mesela rüyamda çok önüme gelenleri söylüyorum. Altın gördüm. Rüyamda İşte ateş gördüm, güneş gördüm. Böyle sırf arketipler var mıdır? Böyle hani hiç değişmeyen. Evet mesela özellikle şimdi bu... Niye bunları görüyoruz? Yani bir de şöyle bir şey. Toplu rüya görmek. Evet. Mesela çok ilginç değil mi? Kolektif. Yani aile rüyaları. Evet. Ailecek abi sabahleyin kalktık ne yaptık? İşte öyle bir yerdeydik ki filan. Tatile gider gibi rüyaya gidiyorsun filan. Evet. İlginç değil mi? Evet. Ya şöyle bir şey var. Öncelikle... Yani rüya çok önemli bir mesele.
Çünkü niçin? Çünkü öncelikle insanın hani bu duyularının sınırları demiştik ya, bu avatarın sınırlarından bir kere koptuğun bir yer. Bu bir. Orada aslında kendi hani örnek verirsek, ben beşerim ama bana vahyedilir derken neyi işaret ediyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bir tarafı beşer, bir tarafı hani hayvani, madeni, bitkisel bir yönü var ama bir tarafı ilahi bir bilince sahip bir varlıktan bahsediyoruz. Bir tür böyle karma, hani içerisindeki iki tür, birisi toprağa bakan, birisi ilahiyata bakan iki tür bilinç savaşıyor insanın. Ve rüyalarda şu oluyor mesela, çok basit bir şey söyleyeceğim size. Bir otele gittiğinizde veyahut da çok seyahat eden birisi. Şimdi mesela hocam yine çok seyahat edecek. Çok seyahat ettiğimizde mesela ne kadar çok uyursak uyuyalım biz yorgun kalkarız. Çünkü çok ilginç bir şekilde bir otelde veya kendi yattığınız yatağın dışındaki bir yerde yatarken beyninizin iki yarı küresi birden derin uykuya girmiyor. Sadece bir yarı küresi derin uykuya giriyor. Bir yarı küresi yarı aktif kalıyor. Çünkü çok ilginç bir şekilde bu beden hayvanı kişinin tekamülünü gerçekleştirmek için, hayatta kalmaya çabaladığı için orada tehlike var mı diye etrafı dedektör gibi dedekt ettiği için kişi evinin kontrol dışında yatağının dışında kontrol ettiği için kişi evinin yatağının dışında bir yerde uyuduğunda, otel olsun, dünyanın en lüks oteli olsun, siz bunun önüne geçemiyorsunuz. Beynin yarı yarı küresi yarım derin uykuya giriyor. Yani o kadar ilginç şeyler var ki. Veya mesela şöyle bir örnek vereyim. İlkel bir bedenden kaynaklanan bir şey değil mi bu? Evet. Her an bir tehlikeyle evet, karşı karşıya gelebilirim. Yani, tabii ki. Sen dikkat et. Evet. Öteki taraf, hadi sen de biraz uyu kardeşim, de bedeni rahatlat. Doğru mu? Çok doğru. Mesela yunuslar bunu rahat yapıyor. Ama insanda bu, hani yunusta bir etkisi olmuyor ama insanda yarı küre direkt uykuya geçemediğinde çok yorgun kalkıyor. Şimdi insanın çok ilginç bir şekilde derler ki alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür. Bu ne demektir? İnsan rüyadayken dahi, René Piok diye bir adam var, Fransız. Ben 5. kitabımda bu adam çok ilginç çalışmalarını yazdım. Bu adam uykudayken şunu fark ediyor. Civcivlerin bile maddeye etki ederek, mesela civcivler ilk doğduklarında bir robotu kendi anneleri zannediyorlar. Dolayısıyla o robot kendi yanlarına gelsin diye o civciv grubu o robotu kendilerine çekebiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü annen ilk gördüğü, hareket eden şeyi anne zannediyor ya hayvan. Ve çok ilginç, bu adam uyuyan insanlar üzerine bir araştırma yaptığında uyurken dahi kişinin bilinciyle bir maddeyi, mesela ses gürültü yapan bir şeyi itebildiğini fark ediyor. Daha uzağa itebildiğini fark ediyor. Tamam. Şimdi alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür diye bir anlatım var. Bu ne demektir? Kişi kendindeki o, hani demin bahsettik ya, beşerden Adem'e, insan mertebesine ilişkin bilinç makamlarını uyandırmaya başladıkça önce hayvaniyetinden, madeniyetinden, bitkisel bilinçlerinden arınır ve insani bilince doğru giderken işte o sadık rüya dediğimiz, bizim ama dediğimiz bu misal aleminden direkt olarak bilgiyi almaya başlar. İbn Arabi Hazretleri der ki kişi hali hazırda duyularının kısıtlı olmasından dolayı tetiklendiği için misal alemindeki bilgiyi alamıyor. Yani gelecek belli çünkü misal aleminde. Anlatabiliyor muyum? İşte rüyada biz bir şekilde REM uykusunda felç ediliyoruz. Ve orada... Niçin? Niçin felç ediliyoruz? Çünkü nöroplastisitemiz değiştiriliyor. Yani? Yani rüya o kadar önemli. Yani sizin ekranınızla oynuyorlar rüyada. Yani? Yani bu ne demek? Senin gerçekliğin değişiyor. Yani? Sen, yani... Gün içinde mesela diyor ki şuna bakma, hani mesela haram diye bir şey var, buna bakma diye bir şey var. Ya diyorsun ki ben buna baksam ne olacak ki? Öyle çalışmıyor. Bilinçaltım şu anda her saniye 4 milyar bit bilgiyi içeri alıyor. Ben farkında değilim. Yattım, başlıyor beyin. Bunlardan hangisi önemli, hangisi önemsiz, bunları atacağım vesaire. Ve REM uykusunda nöroplastisiteme müdahale, hani içeri aldığım bilgilerle beyin bir karar veriyor. Bu senin için önemli, bu senin için önemsiz. Rüyanda semboller gösteriyor vesaire. Yarın kalktığında duyguların senin yeni bir şekle girmiş olarak kalkıyorsun. Mesela sinirliyken hemen uyusunlar. Yarın, ertesi gün kalktıklarında daha sakin bir insan olurlar. Yani rüyanın o kadar daha çok fonksiyonu var. Tersi olabilir mi? Yani şöyle, ertesi gün kalktıklarında duyguları düzenlediği için, düzenleme etkisi olduğu için normalde uykunun böyle çok inanılmaz özellikleri var. REM uykusunun ayrı. Slow wave dediğimiz yavaş dalga uykusunun ayrı, derin uykunun ayrı. Yani temelde insan aslında rüya görmek için uyutuluyor. Değil mi hocam? Evet.
Sunulan kaybı bir enteresan bir... Greg Berzer bir şey diyor. Bu biz rüya uyanınca rüyalar uyanır diyor. Rüyalar uyanır derken? Bilmiyorum. Böyle bir laf etmiş mesela. Bakın. Victor Hugo demiş ki bak özel, çok güzel şeyler. Rüya gecenin akvaryumudur. Dikkat etmeniz gerekir diyor. Ne kastediyor? Bunların hepsi dünyanın hani bir de aydınlanmış insanlardan bahsediyoruz. Şurada ben bir şey yazmışım. Mesela diyor ki rüyaları kontrol etmek istersiniz ama hiçbir zaman esir edemezsiniz diyor. Kontrol edebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Evet, bunlar çok önemli ve güzel sözler. Evet. Düşünmek bilmekten daha önemlidir. Rüya hepsinden önemlidir diyor. Ama işte tamam. Rüyaların birkaç çeşidi vardır onlar yani. Ama şimdi rüyanın bir tarafıyla vahidir. Sunullah Gaybi'nin bir sözü var. Diyor ki bu 1600'lerde 1500-1600'lerde yaşamış Kütahyalı bir hatta Anadolu'nun Muhittin Arabisi denilir buna Sunullah Gaybi. Diyor ki rüya insanın kendi iç aleminin müşahedesidir. Ve bu Allah'ın bir lütfudur diyor. Gündelik veya derim her gece beyin kişiyi beklentileri ve imkanlar üzerinden değerlendirir. Evet. Sen bir şey başarmak istiyorsun, yapmak istiyorsun. Beyin bakıyor ki bunu başarabilmen için şunlar şunlar gerekli ama sende eksik. Bu eksikleri sana gösterir diyor. Yani kendi iç alemini müşahede eder Sunullah Gaybi bunu söylüyor. Hatta mesela bu adamın ilk defa tarikatte kullandığı bir yöntem var. Müridinin seyri sülukunu rüyalar ile takip ediyor. Her gece gelmişsin rüya anlatıyorsun. Onun anlattığı rüya üzerinden nefsin hangi mertebesinde olduğunu ona ne yapmak gerektiğini biliyor. Çünkü senin nefsinin mertebelerine göre bu vahiy sana iner. Çünkü o bir tür vahidir rüya. Senin nefsinin mertebelerine göre semboller kullanarak gelir. Mesela diyelim ki bütün peygamber anneleri muhteşem rüyalar görmüşlerdir. İstisnasız. Yani mesela işte kucağından bir şey, bir işaret çıkar veya bir ışık çıkar veya bir nur çıkar veya ay çıkar ve dünyanın bir tarafını aydınlatır mesela. Bunu görürler. Çok ilginçler. Hazreti Amine annemizin de mesela anlatılan rüyası koynundan bir ışık çıkıyor ve bütün Dımaşk tarafını yani Suriye, Irak ve şey tarafını aydınlattığını görüyor. Bu Arap Yarımadası. Evet. Şimdi bu bir peygamber doğuracak kadının rüyasıdır. Firavun olmuş, o mertebe çıkmış bir insanın rüyası da farklıdır. Sıradan Mehmet Ali'nin rüyası da farklıdır. Her bir insan nefsinin ve aydınlanmışlığının mertebesinde rüya görür. Yani herkes kendi mertebesine göre aynen rüya öyle görür diyorsun. Evet. Aynen. Doğru mu? Evet. Şimdi dolayısıyla da gece, daha doğrusu uyku rüyanın kuluçkasıdır. Uykuya insan hemen hemen neredeyse rüya görmek için uyur. Çünkü insan rüya görmezse ölür. Evet. En fazla 20-25 gün içerisinde hiç rüya görmesin çıldırır beyin. Hocam hemen bir gireyim mi? Niçin tabii? Burada. Hemen gireyim mi? Tabii. Şimdi çok ilginç bir şekilde mesela alkol aldığında bir kişi REM uykusu bastırılıyor. Yani rüyayı gördüğün o nöroplastisitenin değiştirdiği uyku bastırılıyor. Ve vücuttan alkol 6 saat hani işte karaciğerden, böbrekten vesaire atılmadığı için REM uykusunu bastırdığı için alkol atıldıktan sonra kişinin hani ruhaniyeti o REM uykusuna o kadar aç hale geliyor ki inanılmaz şekilde rüyası görmeye başlıyor. Eğer siz sürekli alkol alırsanız çok ilginç bir şekilde o bastırılıyor bir süre sonra buna delirium trem diyorlar. Siz alkol almaktan REM uykusunu vermiyorsunuz ya. Çünkü sizin yapınız değiştirilmesi için Allah bu sistemi koymuş programa. Bir süre sonra uyanıkken rüya görmeniz %20 daha fazla şey idrak etmiş olarak kalkacak. Artı yeni öğrenme metotlarını da beyin ona buluyor o uyku esnasında, o rüya esnasında. Dolayısıyla bu çok önemli bir öğrenme metodu olarak kullanılmaya başladı. İş. Müthiş bir şey. Peki rüya içinde rüya? Rüya içinde rüya. İşte. Inception yani. Evet ya Inception. Zaten abi bak Inception ismi de bak. Inception, inisiyasyon, başlangıç, insan. Normalde Inception'da biliyorsun ben aslında buraya verdim ama şimdi gösterebilir miyiz bilmiyorum. Orada diyor ya
sen diyor bir rüyada diyor bir insan öldüremezsin ki diyor, en fazla uyanırım diyor. Beni tehdit mi ediyorsun sen diyor. Ondan sonra hayır diyor, öldüremem ama diyor, tak ayağından vuruyor. Rüyada hissediyorsun o acıyı ve diyor ki acı zihindedir, unutma diyor. Çok ilginç bir şey yani. Onu yazan kişi Warren Cerf diye çok ünlü bir nörobilimci. Yani danışmanlığını yaptığı kişi ve biz ona ulaştık. Onunla ben röportaj yapmak istedim. Şimdi bu adam Inception'daki bütün o bilinçaltının nasıl çalıştığını, rüyaların nasıl işlediğini, çünkü benim seminerlerimde kullandığım filmlerden birisi Inception. O kadar muazzam bir şekilde işlemiş durumda ki. Hatta oradaki... En çok neden etkilendin Inception'da? Inception baştan sona abi. Çünkü şöyle bir şey, bir kere hakikat ilmi kullanılıyor. Ve mesela oradaki rüyacının adı Yusuf. Mesela orada oradaki insanların isimlerinin ismi Dreams olarak, hepsinin baş harfiyle rüyalar olarak bulabiliyorsunuz. Şunu fark etmiş durumdalar. Yani rüya işin özü. Aslında hayatın özünün rüya olduğunu, hani Peygamberimizin dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam, İbn Arabi Hazretleri'nin anlattığı gibi, Hazreti Yusuf diyor ki ayette, Allah benim rüyamı diyor gerçekleştirdi diyor babasına. Bak abi, bu çok önemli bir şey. İbn Arabi Hazretleri diyor ki Yusuf bilinciyle Resulullah'ın bilinci arasındaki fark şudur ki Aleyhisselatü Vesselam, Yusuf rüyasının gerçekleşmesini gerçeklik alanına geçti zannetti. Oysa ki Resulullah şunu biliyordu ki rüyasının gerçekleşmesi de rüyaydı. Yani biz rüya içinde rüyaydı. Evet. Şu anda zaten halihazırda rüyadayız. Rüyanın içindeki rüyayı, ama şunu öğreniyoruz. Bu dünyada avatarını kontrol etmeyi öğrenen kişi lucid rüya aşamasına geçer ki o, İbn Arabi Hazretleri'nin çok önemli bir sözü var. Benim için çok kıymetli. Diyor ki ben diyor hadislerle ilgili diyor. Mesela hadislerin hangisi gerçek, hangisi yanlış? Ben direkt Resulullah'a sorarım diyor. Çünkü lucid rüyada istediğin insanla görüşebileceğini şu an nörobilimciler söylüyor. Lucid rüya mesela sizi yattığınızda REM uykusundayken ben sizin prefrontal korteksinizi sizi uyandırmayacak şekilde uyarabilirsem sizi lucid rüya aşamasına sokabilirim. Ve o esnada gerçekleştirdikleriniz ve rüyayı kontrol etmeniz ertesi gün kendi gerçekliğinize etkileyecek. Çünkü nöroplastisiteniz değişiyor. Gerçeklik yani artık rüyalara değişiyor. Da yani, güvenmeyeceğiz. Yani güncellemesi ne yapacağız şimdi ya? Üst aklın işi. Ya işte. Ya ay, rüyalarla da bu kadar oynamayın ya. Biz zannediyoruz güzel bir hocam, ben bütün işi rüyalar, şey. Ben bütün meselenin yani bilimsel olarak da bunun şu anda uğraştığım şey. Çünkü rüya bilimi uğraştığım şey derken yani ben sağlık sektöründe bununla uğraşmaya başladım. Ha, rüyayla uğraşıyorsun. Evet, yani rüyayla iyileştirmeyle. Tamam. Uğraşmaya başlamış bu ama bilim... Peki hani, ne yapıyorsun mesela? İlginç bir şey bu. Evet yani şöyle, bunun içeriğini çok şimdi vermeyeyim. Olay başlasın, öyle geçelim. Daha olur mu? Şey, teza. Evet. Hani yok, laboratuvar aşamasına geçtikten sonra paylaşalım. Tamam. Teoriyi geçtiniz. Yani. Evet geçtim. Şimdi çok güzel bir söz var. Onu okuyacağım ama programın sonuna sakladım. Şimdi tabii rüya içinde rüyadan bahsettik ya. Onun içinde de bir rüya görüyor evet. Şimdi. Yani üçlü rüya. Şimdi. Kaç Allah. Kademe? Efendim? Kaç kademe? Şimdi üç etti konuştuğum. Peki kontrollü rüya. Evet. Yani daha da kontrollü gidelim. İlla bir objeye ihtiyaç var. Ha. Şimdi. Değil mi? Bir objeye. Inception'daki işte o fırıldak gibi. Veya senin ağırlık gibi. Evet. Yani illa bir şeye ihtiyaç var. Buna ihtiyaç var mı kontrol edebilmek için? Hayır. İşi? Evet. Niye orada öyle bir hani obje, simge kullanmışlar filmde? Bir tür hackleme metodu. Yani senin aslında bunu kendi hani bizim bu kendini gerçekleştirmek için çabaladığımız meseleler var ya, merkezi sinir sistemi, işte oruç tutuyorsun, işte gece kalkıyorsun vesaire. Bunların hepsi aslında temelde senin kontrollü rüya haline geçebilmen için bunlar Allah'ın sunduğu sisteme ait. Hani İslam teslim olmak demek ya. Hani avatar olduğunu anladığında teslim olman lazım ya. Hani bunu fark ediyorsun. İşte verilen bu bizim sadece ibadet olarak gördüğümüz şeyler temelde beyin yapının üzerinde ve merkezi sinir sisteminin üzerinde çalışıyor. O yüzden de sen zaten bunlara uyarak elinden geldiğince, yalnız en önemli mesele iyi bir insan olman yani. Bunları yapıp da hani dönüşüm noktasına geçebilmen, saflaşmış bilinç, demin dediniz ya. Hani saflaşmış bilince ulaşman, o durumda zaten kontrollü rüyaya geçiyorsun abi. Yani herhangi bir objeye ihtiyacın şimdi, yok. Şimdi bak aklıma bir şey geldi sen söylerken. Şimdi biraz önce şeyden konuştuk ya. İblisin yapısından, iblis acaba sistemi hackleyecek mi? Hı hı. Rüyalarımızı hackler mi? Mehmet Ali Bulut da dedi ki
ya bırak artık rüyalarımız rahat etsin, bir tek elimizde rüyalarımız kaldı filan derken, şimdi bir anda aklımda bir şey patladı. Dedim ki ya hani kısa yol meselesi var shortcut. Ya. Shortcut yani. Kısa yol meselesi bilgisayarda bir şey yapıyorsun. Zırt diye birçok program açılıyor veya bir yere gidiyorsun. Şimdi bu sistemde sınava tabi olmadan. Ya öyle bir şey olsun ki mesela yine hackleyelim sistemi. Bir anda shortcut yapabilir miyim? Benim bir tek şöyle bir fikrim hiç var. Hiç sordum böyle bir soru. Ne yapmak istiyorsun? Hayır hayır şimdi. Diyorum ki ya en bu etaplardan sonunda, geçmeden yani. Yani evet. Şöyle yok mu? Bilgisayar oyunundan bahsettiniz, öyle konuştuğunuz, şimdi benim aklıma gelen sorulardan bahsediyorum. Doğru başkası. Şimdi level'ları oynuyoruz. İşte abi 3 kere yenileceksin, 5 kere yenileceksin, 1. level'ı geçeceksin, 10 gün geçecek. 2. level'da biraz daha öğreneceksin, joystick'i tutmaya çalışacaksın filan. 3-5 derken bir şey. Var. Oyunlarda var ki ölümsüzlük modu mesela. Yok o yok. Ha, şimdi. Bak ölümsüzlük modu yok çünkü bak. Yok başka bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben ölümsüzlük modundan bahsetmiyorum. Ben diyorum ki ya sonunda o sonuncu level'a gidecektir. Tamam. Kısa yol yok. Var. İşte. Ha, sayısız örnekleri var. Abdülkadir Geylani onlardan bir tanesidir. Tak diye şey gitmiştir. Hatta 28 yaşındayken bunu gerçekleştirdiği için müthiş üstüne gelin nasıl yaptın. Çünkü bütün level'ları aynı anda geçti. Onun bir kitabı var. Futuhul Gayb. Bütün veliler, bütün yol yürüyücüler, yani o seyri sülük dediğimiz, sıçrayıcılar dediğimiz bu. Kısa yolu geçerler. Mesela nedir bu? Atıyorum bir kitabı ortadan deldiğin zaman bütün sayfaları aynı anda geçmiş olursun. Eğer her sayfayı geçmek istersen, mesela şuradan yürüdün bak. Yürüdün, bu sayfayı geçtin. Geçtin arkasına. Tekrar buradan böyle yürüdün, böyle gideceksin. Ta buraya varmak için, şuraya varmak için sayısız katrilyon yol gitmen lazım. Bir deliyor bir tarafa geçiyor. Bunu Evliyaullah'ta kullanan vardır. Vardır değil, kullanmış olan var diyor. Bunun sistemi nedir? Bence yine şeydir, açlık yani ve ona uygun bir beslenme. Yani gıda yani, önemlidir bu işlerde. %1000. Kesinlikle. %1000. Yani mesela İkincisi sadece diyorsun, sadece şey irade değil. İrade girdi işin içine. Açlık dediğin zaman. Evet, irade. İrade evet. Girdi. Yani iradesini kontrol eden her şeyi kontrol eder diyorsun. Yani bu insanın varlığın için imkansızı gerçekleştirmek için onunladır. Açlıkla. Çünkü Cenab-ı Hak nefsi anlatırken diyor ki şunu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı. Ben ona açlık verdim diyor. İdrak etti. Ben kimim, o kimdir? Bütün devreleri aynı anda geçti. Dedi ki ente Rabbi. Değil mi? Evet. Sen benim Rabbimsin dedi. Dolayısıyla da sen bu sorun çok ama çok ilginç bir soru. Bunun seyri sülükte sayısız örnekleri var. Bediüzzaman bunu enteresan bir şekilde seyri sülükü de daha uzun buluyor biliyorsun. Seyri sülük de uzundur diyor. Ben doğrudan hakikate giden bir yol buldum diyor. Nasıl buldu, ne yaptı? Ama tabii çileler, tezekkürler, tefekkürler. Bunu sadece vahiy yoluyla veya din yoluyla yapamazsın. Bunun istidraç yolu da vardır. Evet, aynı şeyi söyledim. Yani bunu bedenin egzersizleriyle de gerçekleştirebilirsin. Evet. Sadece yani bunu evliya olmak... Ne gibi mesela? 40 gün aç kalsan tabii duvardan geçersin yani. 40 gün aç kalsın veya mesela zihnin mertebeleri var. Şey mertebeler, insan sonsuz. Peki, bir varlık. Sonsuz bir varlık bir insan. Yaratılışta böyle yeteneği varsa birisinin? Zaten öyle olur. Çoğu kere. He? Zaten çoğu kere öyle olur. Mesela sihirbazların büyük bir kısmının kodları 10'dur. Yani bir şey olacak, bir kabiliyet olacak. Yani herkes her şeyi yapamaz yani. Kabiliyetlerle mesela ben şey diyorum yani 11'ler, kodları 11 çıkan insanlar firavun kodudur. Bu kötü anlamda değil. Motor güçleri çok yüksektir. Çünkü sürekli hayat fışkırıyorlar. Dolayısıyla yani bir liyakat vardır. Hani İmam Rabbani Hazretleri'nin çok enteresan bir sözü var. Diyor ki daha da hakla kabiliyet şart nist. Yani Allah bir şey verecekse kabiliyet gerekmiyor. Ama Allah hiçbir kabiliyetsize bir şey vermedi. Bu bir realite. Dolayısıyla da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kabiliyeti de veren Allah bütün, değil mi? Bütün, hayır. Evet. İşte bak bunu yaptığın zaman
kabiliyeti veren de Allah'tır dediğiniz zaman mutlak kadere girer. Aynen öyle. Tamam, öyle bir şey yok. Şimdi bak, ben doğuştan senin annen ile senin babanın realitesi senin varlığını açığa çıkarır. Tamam. Dolayısıyla da yani hiçbir insan tam olarak Cenab-ı Hak hani ben bunu istediğimi yaparım. Elbette ki yapar. Biz bunu şöyle anlıyoruz. Yani öküzden ineği şey çıkartır mı? Deveyi. Hayır. Yapabilir. İstese yapar. Kayadan deveyi çıkartır mı? Tabii ki. Elbette. Ama Cenab-ı Hak deveden deveyi çıkarır, inekten ineği çıkarır. Evet. Eşekten şey ineği çıkarsa olur mu? Dolayısıyla da seni var edeceği zaman senin anne babanın katılımlarını alır yapar. Aksi takdirde haksızlık yapar. Yani nefsini korumuş. Şimdi sen yarın gidiyorsun. Nereye gittiğini bir daha söyle. Denizli. Denizli'ye kitap fuarına gidiyorsun. Evet inşallah. Program bitti. Bitti mi? Hayır Allah. Gerçekten mi? Şimdi son bir cümle kursan. Tek bir cümle. Allah var, peygamber hak, adam gibi yaşayın. Dünyada ahirette cennet olur. Aynısını tekrar edeyim. Evet. Şimdi sevgili dostlar, hem Mehmet Ali Bulut'a hem de Deniz'e buradan Erten'e teşekkür ediyoruz efendim. Ben de gerçekten sana teşekkür ederim. Hayır, ben de gerçekten. Niçin? Hayırdır? Çok güzel. Sana ne ya? Evet, bir şey bildiğim ya. Vardır. Evet. Mehmet Ali Bulut'u ben 2008'de çıkarttığımda programa dedik hayatımda böyle bir program hatırlıyor musun? Evet. Efsane bir program oldu. Yani efendim? O kadar enteresan sorular sordun ki ulan manyak mı adam dedi ya. Tövbe estağfurullah herhalde. Şimdi bir, tabii bu Ertan Özyiğit farkı olsun. Evet. Siz de izleyiciler de bizim kusur işlediysek affola. Şimdi tabii herkesin bir kere Mevlid Kandili'ni tekrar kutlayalım. Evet, evet. Bu gönülden. Bir dönüştürücüdür. Evet, bu da bir dönüştürücü anahtardır. Lütfen bu anahtarı kullanın. Sevgili dostlar, rüyaydı konu. Güzel bir söz var Friends'in. Diyor ki, büyük işler başarmak için, dikkat et Mehmet Ali Bulut, çok güzel. Büyük işler başarmak için sadece harekete geçmek yetmez. Ne yapmak istediğinizin rüyasını görmek gerek. Sadece rüyasını görmek de yetmez. Rüyanın gerçekleşeceğine inanmak gerekir. O zaman Yusuf olursun. Evet. Sevgili dostlar, bu haftalıkta bu kadar. Bu hafta küçük stüdyoda yaptık. Çünkü bir dahaki hafta yeni stüdyoya taşınacağız. İnşallah yeni stüdyomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki hafta yeni konu ve konuklarla birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Bel, Ertan Özyiğit'le Kayıt Dışı'nı sundu.